Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere bu modelin yapılışını anlatmak istiyorum. Bu modele serçe ayağı veya serçe izi modeli de deniliyor. Bu modeli her türlü örgülerinizde, özellikle yazlık örgülerinizde, bayan yeleklerinde, bebek kırka ve yeleklerinde kullanabilirsiniz. Model her bir model 7 ilmek ve katlarından artı 4 ilmek tekrardan ilave etmeniz gerekiyor. 2 ilmek de yanlara olacak şekilde ilmek sayınıza 6 ilmek fazla eklemeniz gerekiyor. Modeli lastik veya haroşa üzerine uygulayabilirsiniz. Model her 6 sırada bir tekrarlanıyor. Modelin ön yüzden görüntüsü bu şekilde. Arka yüzden görüntüsü de bu şekilde. Modelimde ben 3,5 numara şiş ve 250 metre uzunluğunda orta kalınlıkta bebe yünleri kullandım. Şimdi bugünkü anlatımımı ben 3 model yan yana, yani 3 defa 7 ilmek artı 6 ilmek daha fazla ilave etmeniz gerekiyor. İlmeklerimi şişime attıktan sonra arka yüzden bir sıra düz örerek ön yüze geldik. Şimdi bu kısımda 3 model yan yana olacak şekilde 3 defa 7 ilmek artı 4 ilmekte sıra sonundaki ilave ilmeklerimiz ve sıra başına ve sonuna da 2 ilmek ilave ettik. Yani 7'nin katları ve 6 ilmek fazladan ilmeğimiz var. 27 ilmeğimiz var. Arka yüzden tüm ilmekleri düz ördük. Sıra başında ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Bu kısımda kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Sonraki 4 ilmeğimizi ters örüyoruz. 1, 2, 3, 4. Bir tane düz, bir ilmek doluyoruz. Sonraki 2 ilmeği burada sağ tarafa birlikte örmemiz gerekiyor. İlmeklerin yönünü önce değiştiriyoruz. Arkadaki ilmeği ön tarafa alıp diğer ilmeği de üzerine alıp sağ tarafa birlikte örüyoruz. Sonrasında ikinci modelimize geçtiğimizde aradaki 4 ilmeğimizi ters örüyoruz. 1, 2, 3, 4. Sonrasında yine bir düz, bir tane dolayarak arttırma yapıyoruz. Sonraki iki ilmeği yine önce yönlerini değiştiriyoruz. Şu şekilde arka kısımdan da batarak birlikte örebilirsiniz. İlmeklerimizi sağ şişe aldık. Arka kısımdan diğer şişimizle arkadaki ilmeği öne getirip diğerini de üzerine alıp ikisini birlikte düz örüyoruz. Sonrasında yine üçüncü modelimize geçiyoruz. 4 ters, 2, 3, 4, 1 düz, 1 tane dolayarak arttırma yapıyoruz. Sonraki 2 ilmeği yine önce sağ şişe alıp arka kısımdan arkadaki ilmeği ön tarafa alıp diğerini de üzerine alıp ikisini birlikte düz örüyoruz. Sağ tarafa birlikte örmüş oluyoruz. Kalan ilmeklerimizi 5 ilmek ters örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Arka yüzden gelirken tüm ilmeklerimizi olduğu gibi örüyoruz. Düzleri düz, tersleri ters. Sıra başında ilk ilmeği örmeden aldık. 1, 2, 3, 4 düz ördük. Sonrasında 1, 2, 3 ters örüyoruz. 1, 2, 3, 4 düz. 1, 2, 3 ters, 4 düz. Bir, iki, üç ters. Kalan ilmekleri sıra sonunda düz örüyoruz. Bir,
2, 3, 4, 5. Tekrardan ön yüze geldiğimizde bu kez yine her defasında sıra başındaki ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Burada bir önceki sırada 4 tersimiz vardı. Bunun 3 tanesini örüyoruz. Yine ters örüyoruz. 1, 2, 3. Son tersimizi yandaki düz ilmekle birlikte yine önce yönünü değiştiriyoruz. Sonra ikisini birlikte sağ tarafa örmüş oluyoruz. Yani kesmiş oluyoruz. Tekrardan bir tane dolayarak arttırma, bir düz, tekrar bir tane dolayarak arttırma. Buradaki ilmeği bu kez sol tarafa birlikte örüyoruz. Bir düz ve bir ters ilmeğimiz var. İkisinin içine batarak birlikte düz örüyoruz. Aradaki model arasındaki ilmeklerimiz 2 ilmek ters. Sonraki modele geçtik. Tekrardan burada bir ters, bir düz olan ilmeğimizi önce sağ şişe aldık. Sol şişimizle arka taraftan batarak ön tarafa alıyoruz. Diğerini de üzerine alıp sağ tarafa birlikte örüyoruz. Tekrardan bir tane dolayarak arttırma, bir düz, tekrar bir tane dolayarak arttırma. Buradaki bir düz ve bir ters olan ilmeği bu kez sol tarafa birlikte örüyoruz. Yönlerini değiştirmeden içine batarak birlikte örüyoruz. Model arasındaki ilmeklerimiz 2 ters. Üçüncü modelimize geçtik. Tekrar sıra başında olan bir ters bir düz ilmeğimizin yönünü değiştiriyoruz. Arka taraftan şişimizle battık. Düz olan ilmeği ön taraftan üzerine alıp ve ikisini birlikte düz örüyoruz. Sonrasında yine bir tane dolayarak arttırma, bir düz, tekrardan bir tane dolayarak arttırma ve buradaki bir düz bir ters olan ilmeği bu kez içine batarak birlikte sol tarafa örmüş oluyoruz. Kalan ilmeklerimizi sıra sonunda ters örerek sıramızı tamamlıyoruz. Dördüncü sıramızda arka yüzden gelirken ilmeklerimizi yine olduğu gibi örüyoruz. Düzleri düz, tersleri ters. Sıra başında ilk ilmeği örmeden aldık. Sonrasında 3 düz. 1, 2, 3. Buradaki ilmeklerimizi ters örüyoruz. Burada 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimiz var. Ters ördük. Model arasında olan ilmekleri arka yüzden 2 düz. Sonrasında yine 5 ters. 1, 2, 3, 4, 5. Sonraki modele geçmeden önce arka yüzden 2 düzümüz var. Sonrasında yine 5 ters. Kalan ilmeklerimizi sıra sonunda 4 ilmeğimiz kaldı. Bunları da düz örerek sıramızı tamamlıyoruz. Dördüncü sıramızda bu şekilde tamamladık. Şimdi 5. ve 6. sırada modelimize bir sonraki modele geçmeden ön yüzden tüm ilmeklerimizi düz örüyoruz. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Tüm ilmekleri ön yüzden düz örüyoruz. Beşinci sıramızda bu şekilde tamamladık. Altıncı ve son sıramızda arka yüzden gelirken ilmeklerimizin tamamını ters örüyoruz. Sıra başında ilk ilmeği örmeden aldık. Arka yüzden ilmeklerimizi ters örüyoruz.
Bir modelimizi bu şekilde tamamladık. Şimdi üst sıraya geçerken modeli tekrardan nasıl kuracağınızı göstermek istiyorum. Şimdi ilk sıradan itibaren modelimizi tekrardan kurarak devam ediyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldık. Sonrasında 4 ters örüyoruz. Bir düz, bir tane dolayarak arttırma. Sonraki iki ilmeğin önce yönünü değiştiriyoruz. Birlikte sağ tarafa örüyoruz. Model arasındaki 4 ilmeğimizi ters örüyoruz. 1, 2, 3, 4. Tekrardan bir düz, bir tane dolayarak arttırma. Sonraki iki ilmeğin önce yönünü değiştirip birlikte sağ tarafa örüyoruz. Bir sonraki model arasındaki 4 ilmeğimizi ters. Tekrardan bir düz, bir dola ve iki ilmeği birlikte sağ tarafa ör. Kalan ilmeklerimizi ters örerek sıramızı tamamlıyoruz. Arka yüzden yine ilmeklerimizi olduğu gibi örüyoruz. Düzleri düz, tersleri ters. Kenar ilmeğini örmeden aldık. 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördük. 1, 2, 3 ters. 1, 2, 3, 4 düz, 3 ters. 4 düz. 3 ters. Sıra sonundaki ilmeklerimizi 3, 4, 5 ilmek düz örerek sıramızı tamamlıyoruz. Tekrar ön yüze geldiğimizde modelimiz devam ediyor. 3. sıradayız. Modeli tekrardan kuruyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldık. 1, 2, 3 ters ördük. Şimdi burada kalan bir tane ters ilmeğimiz yan taraftaki düz ilmekle birlikte önce ilmeklerimizin yönünü değiştirip birlikte sağ tarafa örüyoruz. Hemen sonrasında bir tane dolayarak arttırma, bir düz, tekrardan bir tane dolayarak arttırma ve buradaki bir düz ve bir ters olan ilmeği de sol tarafa birlikte örüyoruz. Model arasındaki ilmeklerimiz 2 ters. Tekrardan önce sonraki iki ilmeği birlikte sağ tarafa örüyoruz. Tekrardan bir dola, bir düz, bir dola, sonraki iki ilmeği birlikte sol tarafa ör. Model arasında iki ilmek ters. Tekrardan ilmeklerimizin yönünü değiştirip sonraki iki ilmeği birlikte sağ tarafa örüyoruz. Bir tane dola, bir düz, bir dola, sonraki iki ilmeği birlikte sol tarafa ör. Kalan ilmeklerimizi ters örerek sıramızı tamamlıyoruz. Arka yüzden gelirken 4. sıramızda ilmekleri olduğu gibi örüyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldık. 2, 3 düz, 1, 2, 3, 4, 5 ters. 2 düz, 5 ters. Tekrar 2 düz, 5 ters. Sıra sonundaki ilmekleri 1, 2, 3, 4 düz örerek sıramızı tamamladık. 5. sırada ön yüzden tüm ilmekler düz.
6. sırada arka yüzden tüm ilmekler ters. Evet, bu şekilde 6 sırada bir modelimiz tekrarlanıyor. Gayet kolay ve çabuk ilerleyen bir model. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.